Temelde soruyu esas teşkil eden husus, evvela onun vüzuh ve inkişafı gerek herhalde. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ diyor Kur'an-ı Kerim sari olarak. Başınıza gelen her musibet, size isabet eden her şey, sizin kazancınız, elinizle ettiğiniz şeydir. Ettin, buldundur yani o. Elinle ettin ve sonra Allah Celle Celaluhu senin başına getirdi. Bu küçük bir kısım hadiselerde de böyledir, çok büyük hadiselerde de böyledir. Ayağına bir diken bassa, basiretli bir mümin, firasetli bir mümin demeli ki ben Rabbime karşı herhalde münasebetimi korumam gerekli olan hassasiyet içinde koruyamadım. Bir tembihte bulundu. Çünkü sahih hadis-i şeriflerde olduğu gibi bir dikenin batması bir insanın, bir yerde canının incinmesi, çok küçük bir zayiata maruz kalması, yani bir bardak çayın dökülmesi de israftır, zayiattır. Bu türlü şeylerin zuhurunda bile bir insan kendinden bilmeli onu. Ben bir şey ettim de oldu bu. Çünkü hiçbir şey rastlantıya değildir, tesadüfe değildir. Sebepler sadece birer perdedir, birer vasıtadır. Bildiğiniz gibi nurlarda geçen disipline bağlayabilirsiniz bunu. Dolayısıyla da bir kefaret sayılır bilenler için. Yani bir şey yaparsınız, bir diken kefaret olur. Çok küçük bir zayiat o günahınıza, o hatanıza kefaret olur. Ve aynı zamanda bunları çoğaltabilirsiniz yani. Gözünüze bir toz girer, kefaret olur. Kulağınıza bir şey olur, kefaret olur. Dilinizi ısırırsınız, kefaret olur. Fakat bütün bunları makul bir mahmile bağlamak, bir sebebe bağlamak, basiretin ifadesidir. Böyle olunca onun kefaret olacağında şüphe olmadığı gibi aynı zamanda bu sizi teyakkuze sevk eder. Daha titiz davranırsınız. Teyakkuz, seyri sülük ruhanide, orada sonraya bırakılmasına bakmayın, ilk merdivendir. Teyakkuzla başlanır işe, temkinle bitirilir. Zirveye ulaştığın zaman da Allah'a karşı münasebetlerin açısından çok dikkatli davranırsın, dikkatli konuşursun, dikkatli hareket edersin. Her şeyi çok dikkatli mülazaya alırsın. Fakat göz açıklığı, teyakkuz demek, aynı zamanda bu tabir aynı ile alınmış, askeriyede de kullanılır. Teyakkuze geçme fevkalade halde tetikli olma demektir bu. Olağanüstü hallerde tetikli olma demektir. Bir düşman söz konusu olduğu zaman veya bir tatbikatta teyakkuz meselesi hep söz konusudur ki gözü açık ve tetikli olma demektir. Teyakkuz bir esastır. İşte bu türlü şeyler insanı teyakkuze sevk eder. Der ki ayağıma bir diken battığına göre bazen koskocaman bir çivi de saplanabilir. Bir zıpkında saplanabilir. Demek ki bunlar benim münasebetlerimdeki sarsıntılarıma veya yerimi koruyamayışıma göre geliyor. Küçük bir şeyden dolayı bu olduysa büyük bağışlayın, bir halt karıştırırım. Daha büyük bir şeye maruz kalabilirim. Bu temelde böyledir. Şimdi Müslümanlıkta Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre böyle. Değişik zamanlarda vesilelerle arz ettiğim gibi İbn-i Ebi Hatim bu ayet münasebetiyle kendi tefsirinde zikrettiği bir hadis-i şerifte bir terleme meselesi, bir çivi batması meselesi bir yerde, bir sıkılma meselesi, başkaları tarafından bir şeye maruz kalma meselesi, bütün bunlar günahlara kefarettir diyor. Bu ayet münasebetiyle bu hadisi orada zikrediyor tefsirinde. Bu bir temel disiplinse şayet bu ferd için de söz konusudur, bir yuva için de söz konusudur, bir toplum için de söz konusudur. Yine değişik vesilelerle ifade edildiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Uhud'da bir şeye maruz kaldı. Kur'an-ı Kerim diyor ki اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِوَعْدِ مَا كَسَبُوا. Şeytan onların ayaklarını bir kesplerinden dolayı kaydırdı diyor. Burada kesple iktisap farklı yerlerde kullanılıyor.
İhtisap dilimizde de ekonomik kelime olarak nüanslarıyla belirlenmiş, çok farklı bir yerde kullanılır. Ama ihtisap etti dendiği zaman anlar onu, o işin uzmanı. Daha ziyade olumsuz şeylere insanın girmesinde kullanılır. Kesb kelimesi olumlu şeylerde de kullanılır, olumsuz şeyde de kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de de leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Lehte olana kesb diyor, aleyhte olana ihtisap diyor. Burada Kur'an-ı Kerim onların yaptıkları o şeye ihtisap demiyor. Bir yaralanmış ruhlar rencide etme meselesi var. İlahi ahlak. Bir ikincisi onlar mukarrebinden olduğunda bize göre yaptıkları şey sadece kesb çerçevesinde bir şeydi. Aleyhte sayılabilecek bir ihtisap değildi. O kadarı bile onların orada muhakkaten sonucu zafere dönüşecek, inşallah günümüzde de yaşanan bazı hezimetlerin sonucu zafere, muvaffakiyete, başarıya dönüşür. اِنَّمَا سَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا Şeytan onların ayağını kaydırdı. Ayak kaydırma meselesini şeytana veriyor. Biz onlar hakkında öyle diyemeyiz. Yani ben o siyerdeki o bahsin felsefesini yaparken, siyer felsefesine girerken orada şeytan onların ayaklarını kaydırdı diyemem. Bir evladın babasına karşı ayağını kaydırdı şeytan onun diyemediği gibi. Ondan daha öte, evet, o büyük insanlara diyemem ben onu. Fakat onların halikleri diyebilir. Onlar da bizim gibi o kapının boynu tasmalı halaikidir. Allah Celle Celaluhu der ki benim kullarım boynu tasmalı, ayağı prangalı kullarım şeytan ayaklarını kaydırdı. Bir kesplerinden dolayı, bir kespleri olmuştu ondan dolayı. Bundan anlaşılıyor ki yani ister ferd olarak, ister bir askeri birlik olarak, ister bir devlet olarak bir insanın yaptığı bazı olumsuz şeyler hemen o kendisini hissettiriyor. Ve çok defa bunlar İşte o kesbin cereyan alanına münhasır kalıyor. Yani kesb kim tarafından olmuşsa biraz o çerçevede kalıyor. Burada biraz açmak lazım. Yani bir fert, sadece bir fertse şayet, şimdi birey diyorlar. Ne demekse, onun başına geleceği şey hatalarından dolayı o çerçevede cereyan ediyor. Fakat bir fert bir onbaşı ise şayet onun başına gelen şey 10 tane neferi de içine alıyor. Bir takım komutanı onun yaptığı bir hata takımı içine alıyor. Dünyevi uhrevi bir yönüyle. Allah Celle Celaluhu ahirette onların mazeretlerini kabul edip affedebilir. Fakat başlarına dünyada bir şey geliyor onların da. Zahiren de böyledir yani bir takım komutanı hatasıyla bir takımın işini bitirebilir. Bir bölük komutanı bölüğün yanlışıyla bölüğün işini bitirebilir. Bir tabur komutanı hatasıyla taburun işini bitirebilir. Devletin başındaki bir insan yaptığı hatayla bir devletin işini bitirebilir. Hayatı seniyelerinin son demlerinde başını Mevlasının ifadesine göre yani azatlı kölesinin kendisine hizmet eden kölesinin ifadesine göre Hazreti Ömer bir harabede yere koymuş Mevlana Şibli, Hazreti Ömer hayatında ifade ediyor. Onun aldığı kaynak katırımda değil. Diyor ki Allah'ım benim günahlarımdan dolayı ümmeti Muhammed'i mahvetme diyor. Başa gelen şeyi kendinden bilme. Ama o bir devlet başkanı olduğundan dolayı onun başına gelecek bir şey koskocaman bir devleti sarsar. Kaptanın başına gelmiş bir iş gibidir o. Onun hakimiyet dahilinde olan dairede o kendisini hissettirir. Dolayısıyla burada böyle bir sorumluluğun genişlemesi ve daralması gibi bir mesele söz konusudur. Eğer insanlar başa gelen şeyde başkalarını suçlamak, hukukta olan o disiplinle, atı cürüm, o bir teselli, bir avunma şeyidir. Kaçamağı mı diyeyim, mazereti mi diyeyim, nedir yani? Ben yapmadım da falan yaptı. O olmasaydı ben bunu yapmayacaktım. O beni alıp sürükledi. Kur'an-ı Kerim'de de
öbür tarafta kaybeden insanların hep böyle atıl cürme girdiğini görürüz. Allah'a karşı sanki suçu başkasına attığında kurtulacağını zanneder gibi bir şey. İnsan psikolojisi. Buna atıl cürüm psikolojisi denir. Şimdi başa gelen şeyler eğer bizim yüzümüzden geliyorsa, bizim elimizden geliyorsa, Kur'an öyle ifade ediyor. Dairemiz ölçüsünde meseleye bakarak, dairemiz çapında Cenab-ı Hakk'a teveccüh edip kefaret arama durumundayız. Böyle yapacağımıza atf-ı cürümle teselli olmaya kalkarsak, o hiçbir şey kazandırmaz bize. Ve gördüğünüz gibi bir kısım dünyayı idare eden insanlar, bağışlayın, falsolarında, fiyaskolarında karşı tarafı suçlamakla teselli olmaya çalışıyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diyor. İman edenler muhatap olarak ele alıyor. Aleykum enfusekum la yadurrukum Maide suresi. La yadurrukum men zalle izehtedeytum. Siz hidayette olduktan sonra başkaları size zarar veremez. Kendinize bakın. Kendinizle yüzleşin. Kendinizi gözden geçirin. Bir kendi hatalarınızdan dolayı kendinizi bir sorgulayın diyor. Bu hatalardan sıyrılmanın en selametli yoludur. Bu aynı zamanda başkaları hakkında olumsuz düşünmek suretiyle günahlara girmemenin de selametli yoludur. En selametli yol her hatada evvela ben ne yaptım ki bu oldu? Dünyevi işlerde o dünyevi işler bir kısım sebepler çerçevesinde cereyan eder. Evvela dönüp o çerçeveye bakmak lazım. Biz nerede kusur ettik acaba demek lazım. Böyle derseniz o kusur tekerrür etmeyebilir bir daha. Aynı şeyi bir daha yapmayabilirsiniz. Fakat kusurlarınızı bile orada başarı, muvaffakiyet, isabetli bir davranış sayıyorsanız karşı tarafı suçlamaya devam eder. Hep günaha girersiniz. Ve fakat bir türlü o kusuru da telafi edemezsiniz. Tekerrür eder durur. Fasit daire diyoruz. Şimdilerde kısır döngü diyorlar ona. O kısır döngüden kurtulamazsınız. Ama dönseniz, kendinizle yüzleşseniz, kendinizle hesaplaşsanız, bu benim yüzümden geldi. Yani Hazreti Ömer benim yüzümden ümmeti Muhammed'i mahvetme, işte sahabi için ayaklarının kayması onların kesiflerinden oluyor. Strateji hatası yapıyorlar onlar. Hata dedik burada. Kelime bulamadığımdan dolayı ne diyeyim ben orada? Nisyan mı yaptılar? Bilerek giriyorlar o işin içine. Ganimet diyorlar. Nasıl olsa bozguna uğradılar. Emre itaatteki incelik muhakkaten orada kaynayıp gidiyor. Nebi onlara buyurmuş ki bizim gövdelerimizi kuşlar gelse kaldırsa yerinizden ayrılmayın. Fakat ayrılıyorlar burada. Emre itaatteki inceliği kavramak lazım. Bu ben falan filan değil yani peygamber. Aynen başkaları için de söz konusudur bu. O da işte şeytanın ayak kaydırması diyor. O insanlar kendilerinden biliyorlar, kendilerine dönüyorlar, yaralanmışlar çok. Ve fakat Allah Celle Celaluhu bu arınmadan ötürü kendilerine döndüler, kendileriyle yüzleştiler, hesaplaştılar. Dolayısıyla arındılar. Bir arınma kurnasının altına girmiş gibi üzerlerinden o hatalar aktı gitti. Erzurumların tabiriyle pir-i pak oldular. Öyle derler onlar. Ondan sonra düşmanı önlerine kattı. Kabe'nin önüne kadar kovaladılar. Galip düşman mağlup bir birlik karşısında bir mağlubiyet yaşadı. Önce bir mağlubiyet yaşasalardı onurlu bir mağlubiyet olacaktı. Yaralı insanların önünde yaşadıkları mağlubiyet onlar için çok onur kırıcı oldu. Ebu Süfyan evlerinize girin, kaçın, kurtulun falan dedi. Zaferimizi hezimete çevirmeyelim. Fakat insanların psikolojisinde o insanlara ciddi bir hezimet yaşattı. Bakın bir hatadan sonra bir arınma sayesinde Allah Celle Celaluhu o idbari yeniden ikbale çeviriyor. Yeniden yıldızları parlıyor. Yeniden zaferyap oluyorlar. Şimdi bu fert planında da böyle, aile planında da böyle, toplum planında da böyle. Kendimize dönmemiz, kendimize bakmamız lazım.
siz kendinize bakın diyor Kur'an-ı Kerim. Siz hidayette olduktan sonra başkaları katiyen size zarar veremez. Ona bakmamız lazım. Acaba biz hidayet ne? Doğru yolda mıyız? Yaptığımız şeyler doğru mu? Hepsi bunların hesabı yapılmış şeyler mi? Hesabı yapılmamış şeylerle işin içine gireceksin. Bir sürü karma karışık hesap karşına çıkacak ve çözemeyeceksin. Onların altında kalıp ezileceksin. Ama önceden 10 defa hesap yapsanız, siz o meseleyi bu defa, demin ifade ettiğim tabirin aksine, onu da bu defa bir daireyi salih haline getirebilirsiniz. Bu tabiri kullanmıyorlar. Ben uydurdum bunu. Ama buna da doğurgan döngü diyebilirsiniz. Kısır döngünün yerine. Allah'ın izniyle, inayetiyle doğurgan bir döngü olabilir o da. Şimdi meseleye böyle bakarsak ayağımızı sağlam yere basıyoruz Allah'ın izniyle, inayetiyle. Burada istidradi bir tavzihle meseleyi azıcık açayım ben. İnsanız, muktezai beşeriyet. İçimizde iyi şeylerin nüvesi bulunduğu gibi aynı zamanda kötü şeylerin de nüvesi var. Yani bir kere arınınca böyle ilâ yevmil kıyame, bu tam bir arınma artık. Kirlenmeme demek değildir. Yine kirlenebiliriz. Yine değişik şeylere maruz kalabiliriz. Ve bunlar bir kısım olumsuz şeylere sebebiyet verebilir. Demek ki ne zaman başımıza bir şey gelirse re'ina şiddete dehri alallahi tevekkelna. Alvar İmam'ın dediği gibi dehrin hadiselerinin aleyhte cereyan ettiğini gördüğümüzde hemen Cenab-ı Hakk'a tevekkül olmak veya tevekkül etmek. İkisi de dilimizde kullanılmış. İbrahim Hakkı Hazretleri, sen Hakk'a tevekkül ol, tefviz et ve rahat bul, Hakk'ına razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok önemli bir kısım hadiseleri göğüsleme durumunda kaldığında Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir dedi. Allah'a güvendiği. Akif de çok iyi bildiğiniz o güzel sözleriyle Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Evet, diyelim. Endişe etmeli, o da şöyle düşünmeli. Acaba ben bu kadar dikkatli yaşamadığım halde, zihni bir kısım kirliliklere maruz kaldığım halde, tezkiye etmemek suretiyle Cenab-ı Hak benim çekeceğim şeylerin hepsini ahirete mi bırakıyor? Bana bela ver, musibet ver dememeli. Çünkü hiç sahibi şeriat öyle bir şey dememiş. Aksine Allahümme inne eselükel affe vel afiyete demiş. Biz de Cenab-ı Hak'tan afiyet, rıda, rıdvan ve cennet istediğimiz kadar afiyet de istiyoruz. Bela, musibet istenmez. Bizim hatalarımıza, kusurlarımıza veya derecelerin yükselmesine vesile olsun diye gönderilirse şayet diş sıkılır, sabredilir ona. Evet. Fakat öyle bir insan endişe etmeli. Yani kendini kontrol ediyorsa, böyle bütün azimlerini, kararlılıklarını hangi noktaya teksif etmişse bilir bir insan. Kendini bilir az buçuk. Hayali ne kadar kirleniyor bazı şeylerle bilir kendini. Bazı şeyler mevzuunda ne kadar akıl yürütüyor bilir onların. Hepsini bilir bir insan. Hayret, bu kadar ben böyle hatalara, günahlara girdiğim halde Odetta gibi taş kesilmemi beklerdim ben. Cenab-ı Hakk'ın inayeti rahmeti ne geniş deyip böyle bir taraftan onun rahmetini mülazaya alarak bir taraftan da ona karşı ayıp olur böyle. O bu kadar bana böyle bakıyor, nazarı şefkatle bakıyor, der Cenab-ı Hakk'a teveccüh eder o da. Yani insan kendini bilir. Evet, o da Müminin Sure-i Cellesinde وَلَوْ رَحِمْنَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ذُرٍ لَلَجُّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Yani değişik sıkıntılara maruz kalıyorlar. O zaman fezav ceza giriyorlar ama وَلَوْ رَحِمْنَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ذُرٍ. Merhamet etsek, maruz kaldıkları o durru onlardan kaldırsak لَلَجُّ diyor. Bir daha döner o işin içine balıklamasına girerler diyor. Bu Allah'ın Celle Celaluhu, o onların hayatlarında tekerrür devri daimi ile daima karıştırdıkları haltı biliyor Allah Celle Celaluhu. Onların karakterlerini de biliyor, cibilliyetlerini de biliyor.
inanmayacaklar. Sıkışınca sadece öyle bağırıp çağırıyorlar. Öyle sıkıştığı zaman bağırıp çağırma değil. Başka bir yerde de Yunus Sûre-i Celle'sinde de diyor hani "Hu'llezî yuseyyirukum fil berri vel bahri hatta izâ kuntum fil fulk." Gemide seyahat yapıyorsunuz. Bir transatlantikle, Titanik'le bir seyahat yapıyorsunuz. Ve cereyne bihim bir rihin tayyibetin. O zaman rüzgarla gittiği için o rüzgarla diyor. Kur'an-ı Kerim'in nüzul ettiği asırda. Daha sonra işte farklı şeylerle, farklı güçlerle, enerjilerle yürüyor onlar. Ve ferihu biha, seviniyorlar. Câta rihun asif, her şeyi alt üst edebilecek bir rüzgar geldi. Ve câhumul mevcu min külli mekân. Her taraftan dalgalar kabardı, üzerlerine geldi diyor Kur'an-ı Kerim. وَظَنُّ اَنَّهُ مُحِيطَ بِهِمْ Artık tamamen kuşatıldıkları zannına, kanaatına vardılar. دَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ İhlasla Allah'a dua etmeye başladılar. Şimdi bir o türlü durumlarda samimi, Cenab-ı Hakk'a dönme vardır, teveccüh vardır. Bir de o işin sıkıştırmasıyla muzdarın böyle çaresiz kalmış, onun teveccühü gibi şeyler var. Bir daha geriye dönmeyecek böyle hep. Allah'a doğru yürüyecek, böyle o azimle, o kararlılıkla giderse bu iyi bir şey yani. Öyle bir muzdarın duasını Cenab-ı Hak kabul buyurur. Onlara selamet verir. Onlar da hayatlarını ondan sonra selamet içinde geçirirler. لَيْنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذ۪ي لَنَكُنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا اَنْجَاهُمْ اِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ diyor. لَيْنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذ۪ي eğer bizi bu işten halas edersen لَنَكُنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Bakın burada bir terbiyesizlik var. Cenab-ı Hakk'a dönmesini orada necat bulmaya bağlıyorlar. Sen bize necat ver, biz de sana dönelim diyorlar. Hala dönmüş değiller orada. Yani Firavun'un hali gibi bir şeydir. Onun için Kur'an-ı Kerim فَلَمَّا اَنْجَامْ اِذَامْ يَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بْغَيْرِ الْحَقِّ Necat verdik fakat yine yeryüzünde o taşkınlıklarına döndüler. Aynı şeyleri yaptılar diyor. Bu Yunus suresindeki o ayet-i kerime. Şimdi Allah onu da bilir, onu da bilir. Kimin yürekten kendisine teveccüh ettiğini çok iyi bilir Allah Celle Celaluhu. Onu kabul buyurur. Öbürleri de mekri ilahi olarak muhakkaten dualarına icabet buyurur. Fakat onlar onu suistimal ederler. Yine En'am suresinde olduğu gibi. Allah başlarından aşağıya nimetleri yağdırır. Onlar nankörlüğe girince altlarını üstüne getirir ve köklerini kurutur. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Siyaklarıyla, sivaklarıyla ayetlerin ifade ettiği manaları, mazmunları birden göz önüne alacak olursak, samimi, yürekten dönen insanlar nezdü'lü yette üstü kabul görüyorlar. Cenab-ı Hak dualarına icabet buyuruyor. O onlara daha sonra müreffeh bir hayat bahşediyor. Onlar da istikamet içinde götürüyorlar. Ama sadece sıkıştıkları zaman ona müracaat eden insanlar, bunlar o sıkışıklıktan kurtulunca yine o levsiyat içine, balıklamasına girebiliyorlar. Bunların o mevzudaki duaları da samimi değil demek. Evet. Hatalar bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin o çerçevede tecelli dalga boyuyla mahfu sayılıyor onlar. Fakat madem Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizi Rabbena la tuakizna innesina vakta'na demeye davet ediyor. Ve her gün okunması tavsiye buyurulan ayetlerden birisi bu. Bakara Sûre-i Celle'sinin son ayeti. Allah'ım bizi hata ettiğimiz şeylerden dolayı muakaze etme. Sorgulama, yargılama diyoruz Cenab-ı Hakk'a. Demek ki onlardan da Allah'a sığınmak lazım. Keza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaye. Allah'ım benimle hatalarımın arasını kema ba'atte beynel meşrik vel mağrib. Meşrik mağrib arası uzaklaştır diyor. Yani güneşin doğup batma noktaları kadar uzaklaştır.
köle de diyebilirsiniz yani. İki kutup arasındaki rakamlara sığmayacak kadar bu uzaklıkla bizi uzaklaştırır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kema vaatte beynel meşrik vel mağrib. O gün bilinen uzaklık olduğundan dolayı muhataplarının anlayacağı bir dili kullanıyor. Muhatapları ancak onu anlarlar. İki kutbu anlamazlar o gün. O gün anlaşılmaz onlar. Allahümme nakilni minel hataya kema yunakkas sevbul evyedü mined deniz. Bembeyaz bir elbise ona bulaşan pisliklerden yıkanıp temizlendiği gibi ben de bu türlü hatalara maruz kalmıştım. Efendimiz şahsı adına diyor. Beni pir-i pak eyle, tertemiz eyle diyor. Vagsilni bil mai ve selcu vel beret. Orada herhalde o dönemde çamaşırlarını yıkarken böyle dolu suyuyla, yağmur suyuyla yıkıyorlardı. Çünkü onlar yerde daha böyle kireç mireç falan bulaşmamış. Kirleri iyi çıkardığından dolayı iyi çıkarıyor o. Dolayısıyla o tabirle onu ifade ediyor. Yani suyun iyisiyle, böyle sıfır kireçli bir suyla diyor. Elbiselerin öyle işte temizlenmesi gibi bizi de temizle buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanında daha başka hedeflerde gözetilmiş olabilir. Üzerinde durulabilir. Şimdi asıl mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım benimle hatalar arasını öyle aç ki yani işte sonsuz derecede mağrib müşrik mesafesi kadar olsun. Eğer o işin içine düşmüşsem beni kirlendikten sonra temizlenen, arınan elbiseler gibi tertemiz eyle diye duada bulunuyor. Demek ki hata da esasen dua edilmesi gerekli olan bir şey. Size arz etmiştim ben. Hata değil de hani kendi kendime şöyle diyordum. Allahümme bâit beyni ve beynel maasi vel mesavi ve zünub vel hataya diyordum. Dualarımı böyle yapıyordum. Onu Efendimiz söylemiş. Biz söylerken böyle söyleyelim falan gibi kendime göre bantta söylüyorum bunu. Banda bindiğim zaman çok. Diyordum. Bizim gibilerin böyle demesinin daha uygun olduğunu belki senelerce hep bunu mırıldandım durdum. Böyle dedim durdum. Sonra aklıma geldi ki yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şeyi şahs adına söylerken bile talim ettiğinde bence isabeti onda görmek lazım. Buradaki isabet ne ola ki ben onu anlamadım yani. Buna sizin aklınıza da öyle gelir mi gelmez mi bilmem ben. Kalemin merfu olduğu bir meseleden dolayı Allah Resulü benimle hatalarımın arasını yazmıyor onu melekler. Hata yazmıyorlar. Hatayla benim aramı mağrib meşrik kadar aç deyince haydi haydi zünub, haydi haydi mesavi, haydi haydi maasi. Onlar otomatikman girer onun içine. Evet o zaman ben ondan vazgeçtim yine şimdi sadece hata diyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemişse ondaki esprinin doğru kavranması lazım. Şimdi eğer peygamberimiz meleklerin yazmadığı bir şey Allah'ın affına giriyor bu. Muaf tutuluyor. Dediği şeyden bile bu kadar irkiliyor. Bu kadar arınma arzusu ortaya koyuyorsa, iştiyakı ortaya koyuyorsa bence bizim çok titiz davranmamız lazım. Hatalar karşısında titiz davranmamız lazım. Onu da insan bilir yani. Değişik vesilelerle hep arz ettiğim gibi yani bir azme ve kararlılığa iktiran eden olumsuzluk mülazaları vardır. Bir de böyle akledersiniz onu. Aklınızdan geçirirsiniz. Olsa ne olur falan dersiniz. Bir de tasavvur edersiniz. Bir taslak gibi bir şeydir bu. Ne yapacağınızı daha planlamamışsınızdır. Olumlu şeyler adına da, olumsuz şeyler adına da. Menfide de, müsbette de öyle. Bir de hayal edersiniz. Kendinizi salarsınız, çirkin hayallere dalarsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde ifade buyurduğu gibi bazen ruhunuzu bir hayal, olumsuz bir hayal sarar. Hemen o iş zayıfken ve siz de iradeniz onun içinden sıyrılma imkanına sahipken hemen sıyrılıverin. Sonra belli bir noktaya gelir, geriye dönme imkanı olmaz. Hayalinizde o meseleyi büyütürsünüz, o düşüncelerinizi sizin, plan kabiliyetinizi tesir altına alır. Sonra aklınıza tesir eder sizin. Ve sonra sizdeki azmi, kararlılığı tetikler. Sonra kendinizi fenalığa salarsınız. İşin başlangıcında da
o işin içine girmeden, işin önünü alırsanız şayet kurtulursunuz, sıyrılırsınız. O açıdan hassas bir mümin, o kötü şeyler, duygular, düşünceler, kirlilikler, ispas, hayal çerçevesinde dahi kafasına gelip takılıyorsa şayet, tasavvur değil, taakkul değil, azim değil, kararlılık değil, bence hemen o işin içinden sıyrılmaya bakmalı. Belli bir noktaya gelir ki orada geriye dönemeyebilir insan. Ve hiç düşmeyecek insanlar düşebilirler, sarsılabilirler. O Bersisa meselesi, o büyük buluşmada da göstermişlerdi onu malum. Farklı bir şey, futbolcu gibi göstermişlerdi ama işte böyle adım adım gidiyor, adım adım ileri, işte bir alemden içeri, 18 bin belayı sonra geçiyor bir dağ içinde ve geriye dönmesi mümkün olmuyor. İşte onu kandırıyorlar bir yerde, diyorlar menkıbe şu, Hazreti Musa'ya karşı çıkıyor. Cibali Baba gibi kavmini koruma ve siyanet etme adına. İsmi Azam'ı biliyormuş adam. Bir başka şeyde de onun hakkında söylenen şeyde de diyorlar ki şeytan geliyor, harikulade şeyler çeviriyor karşısında. Hafizan Allah, Allah öyle bir marifetsizliğe maruz bırakmasın diyelim, öyle başlayalım söze. Ne lazım? İnsanın başına gelir. Diyor ki sen nereden bu marifetler sana böyle? Maşallah on parmağında on marifet diyor. Diyor günah işlemek diyor, işlersin diyor. O günahın altında ezilirsin diyor. Kendi kıymetini ayaklarının altına alırsın. Kendini sıfırlarsın. Kendini sıfırlamayınca olmaz bu iş diyor. Kendini sıfırlamak için de sıfırlama adına bir saygı ihtiyaç var. Veyahut bağışlayın zina yaparsın. Veya adam öldürürsün. Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i sahiyenin üç tane büyük günah saydı. Bu günahlardan birini teklif ediyor. Zinaya diyor. Adam öldürme bu korkunç bir şey diyor. Kadimden bu yana Hazreti Adem'in oğlu Kabil'in Habil'i öldürmesinden itibaren min ecli zalik ketebna ala beni İsrail enne men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard fekennema katale nase cemiyah. Terörün söz konusu olduğu günümüzde en çok tekerrür eden ayet mahallerinden bir tanesi de bu ayetin mahallidir. Bütün insanlığı öldürme gibi bir şeydir deniyor. Dolayısıyla o bilinen bir vakadır. Yani ilk peygamber, ilk insan, ilk insanın evlatları arasında cereyan eden cinayet. Bunun bilinmemesi mümkün değil eğer Hazreti Musa döneminde yaşamışsa. Bir de içki diyor, şahsi bir şey diyor. Düşünüyor, derin derin düşünüyor. Diyor ki bunların içinde en ehveni bana içki geliyor. Yani içki içersin, günah işlemiş olursun, utanırsın. Hazreti Adem gibi 40 sene başını yukarıya doğru kaldırmazsın. Hicabından yerin dibine girersin. Ciddi bir mahviyet ve hacalet yaşarsın ve terakki edersin. O içki içtikten sonra sarhoş oluyor. Orada da öyle görülüyordu. Sarhoş olduktan sonra hafizan Allah fuhşa da teşebbüs ediyor, onu da yapıyor. Cebren zorluyor birini. Bu duyulur eder diye, itibarım gider diye. Bu defa bir de öldürüyor onu. Ümmül Habais. Bakın nasıl doğurgan bir Allah belası. Hadis-i Şerif Ümmül Habais demiş. El-Hamr Ümmül Habais. Diğerlerini doğuruyor. Anında. Hem böyle 9 ay bekleme falan yok. Anında doğuruyor onlar. Ve işte bu adam İsmi Azam da biliyor. Tepe taklak yuvarlanıyor cehenneme. Bunun gibi. Yani Üstad Hazretleri'nin ifade buyurduğu gibi lemalarda her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Bu arada çok enteresan, çok enfes şeyler söylüyor. İnsan hafizan Allah bir günaha tadanınca, alışınca, tiryakisi olunca böyle gönlünden geçer ki keşke bu şey günah olmasaydı. Ve işledikçe de onun nazarında hafif bir konu haline gelir. Daha rahat işler. Her bir günah başka bir günah için de bir referanstır. Bir münadidir, bir çağrıcıdır. Müsait bir bünye buldum, virüs gibi, mikrop gibi. Gelin siz de burada şey yapabilirsiniz. Aram edebilirsiniz, konaklayabilirsiniz, üreyebilirsiniz diyor her bir günah. Hiç farkına varmadan
Yine hadis-i şerife müracaat edelim. Bir günah kalpte bir iz bırakır, kalbi hayatta. Bir başkası daha bir iz bırakır, bir başkası daha bir iz bırakır. Bu defa heylulet vuku bulur. Kalple Allah arasına girer bunlar. Kalp Allah'tan kopar. Allah'la münasebeti kesilir. Oysa ki iman demek kalbin Allah'la münasebete geçmesi demektir. Dolayısıyla Efendimiz orada işte tab olur buyuruyor. Mühürlenme demektir bu. O hatemallahu ala kulubihim de işte böyle bir şeyin sonucu. Hafizanallah. Bu açıdan o ilk adımı atmamak lazım yani. İlk adım son adımın en güçlü referansıdır. Bir kere ne olacak ki dememeli yani. Kararlı durmalı. Hususiyle bu daireyi kutsiye içinde arkadaşlar birbirlerini tutmalılar. Yani adımını atacağı zaman Hızır gibi var ya beşinci boyutta. Hızır gibi hemen gelmeli, ayağını önüne koymalı, dur atma o adımını demeli. Bu adım tehlikeli bir adım demeli. Yönlendirmeli onu, başka bir tarafa yönlendirmeli. Çünkü isyan deryasına benim çocukluğumda bir şair arkadaşım vardı. Hali hayatta saatçiydi ama şiir yazardı. İsyan deryasına yelken açmışam Erzurum ağzıyla. Kenara çıkmaya koymuyor beni. Bir kere o deryaya yelken açtı mı geriye dönemeyebilirsin. Dalgalar alır seni, sürükler, öyle bir yere götürür ki dönmek istesen de dönemez. Rabbena la tuakizna in nesina ev akta'na. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu aleyna. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatilana. Afanna ve ufir lana ve arhamna. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. وَعَفَ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين